aile dizimi terapisti ve eğitmeni, psikolojik danışman Erdoğan Şemsiyeci ile hepimizi ilgilendiren, hepimizi etkileyen konuları konuşacağız değerli hocamla. Maddeleyecek olursak şöyle, insan hangi sistemlere aittir sevgili takipçilerim? Ailenin kadersel yapısı, alışkanlıklarımızın genetik fonksiyonları ve çok hızlı tüketen bir çağdayız maalesef. İlişkiler çok hızlı bitiyor. Boşanmalar arttı. Neden hızlı tüketiyoruz ilişkileri? Neden hızlı bitiriyoruz? Bunların psikolojik yönünü hocamızla konuşacağız. Efendim, anne babamızla ilişkimiz ilişkilerimizi nasıl etkiliyor? Gerek özel hayatımızı sevgili takipçilerim, gerek özel hayatımızı, gerek sosyal hayatımızı nasıl etkiliyor anne babayla olan iletişimimiz, bağımız? Ve aile yapısından kaynaklı hangi faktörler bizleri bugün hala etkiliyor, nasıl etkiliyor, etkiliyorsa? Ve insan nasıl başka insanlara bağlanır ve o insan kaderi olur? Tabii bunun farklı boyutları var. Uzmanından dinleyeceğiz. Ve anne baba çocuk ilişkileri ve bağlanmalarımızın ruh hallerini konuşacağız sevgili takipçilerim. Bağlanma modelleri de var tabii ki. Bunların psikolojimize olan etkilerini, hayatımıza, yaşantımıza olan etkilerini değerli hocamdan öğreneceğiz. Sorularınızı bekliyorum konularla ilgili. Tabii ki ilişkiler konusunda kadın erkek arasındaki ilişkiyi düzenleyen, düzenlemesi gereken faktörler neler? Bunlara değineceğiz değerli hocamla. Evet, hepimizi etkiliyor, hepimizi ilgilendiriyor. İnsana yönelik konular, önemli konular. Evet, değerli hocamla önemli konular konuşacağız sevgili takipçilerim. Evet, hocamı bekliyorum. Evet, Aile Dizimi Akademisi de aramızda katıldı. Hoş geldiniz, merhabalar. Hocamız hem aile dizimi terapisti hem de eğitmeni. Sevgili arkadaşlar, eğitici yönü de var, eğitmen yönü de var hocamızın. Evet, hocam da geldi. Merhaba. Hocam hoş Ben geldiniz. henüz... Efendim? Hoş geldiniz. Ben görüntümü canlı göremiyorum şu an ama. Niye böyle oldu? Hocam net çok yoğun kullanılıyor. Ondan olabilir. Bugün Evet. gündüz bir Bir yayın saniye. yaptım. Onda da bir görüntü gitti. Bir saniye. Evet, şimdi geldi hocam görüntümüz. Tekrar hoş geldiniz. Merhabalar. Telefonum Nasılsınız? geldi. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Çok memnunum. Sizi gördüm daha iyi oldum. En son yayınıma Ne geldiniz. güzel, ne güzel. Çok güzel bir yayın çıkartmıştık.
Siz yayına Hayırlı olsun. bağlanmadan önce konu başlıklarını ben takipçilerimle paylaştım aslında hocam. Çok da güzel konular aslında. Hepimizi etkileyen, hepimizi çok yakından ilgilendiren konular konuşacağız bugün. Gerçekten keyifli bir program olacağına inanıyorum. Hocam, şöyle bir soruyla başlayalım mı dilerseniz? İnsan hangi sistemlere aittir? Evet, şimdi insan hani biz aileye aitiz muhakkak, fakat hani biz de aile dizimi diyoruz, fakat bilmemiz gereken başka şeyler de var. Şöyle ki mesela ben bir ışığı değiştiriyorum ama biraz düşük ışık burada, kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle konuya döneyim tekrar. Şimdi insanlar birden fazla sisteme ait olabiliyorlar. Biz tabii bildiğimiz sistem nedir? O da aile sistemidir, değil mi? Kök aile sistemi. İçine Doğru. doğduğumuz aile. Doğru. Evet. Fakat bununla sınırlı değil tabii. Birincisi bu. Yani biz sadece içine doğduğumuz aile değil, bir de bizim yarattığımız sistemler var. İki tür sistemden bahsedebiliriz. Birincisi içine doğduğumuz ve bizim hiçbir şeyimiz, seçme şansımız olmayan, içine doğduğumuz bebek olarak ve içinde büyüdüğümüz, esas bizim üzerimizde kadersel etkisi olan sistem aile sistemimiz, kök aile sistemi. Şimdi kök aile sistemimizin özelliği sadece anne baba çocuktan oluşmaması. Şimdi buradaki esas önemli nokta burada bu. İnsanlar bir aileye ait olduğunu biliyor, fakat aileyi, aile sistemine, daha doğrusu aile sistemi derken bir insanın kaderine etki eden herkesi bilmiyor. Yani aile çok daha geniş anlamıyla sistem olarak bakıldığında Doğru. çok daha, evet, çok daha derinlemesine bakılması gerekiyor. Çünkü aile sistemine bizim farkında olmadığımız kişiler de dahil. Bu böyle olduğu için biz maalesef bazı durumlarda çok zorlanabiliyoruz. Yani hiç bilmeden belli kaderlere kilitlenip kalabiliyoruz. Şimdi bunu biraz açmaya çalışayım ben. Şimdi kimler dahil sisteme? Bu önemli bir şey. Yani bunu bilmek herkese iyi gelecek, az ya da çok. Çünkü bu bilgi eksikliği olduğunda biz kimlerle kadersel bir etkiye sahip olduğumuzu bilmeden hiç tanımadığımız bir insanın kaderini ve hayatını yaşamaya çalışıyor olabiliyoruz. Şimdi kimler dahil aile sistemine? Birincisi anne baba tabii ki. Bir insan doğduğunda anne babası, bütün kardeşleri, ama burada bir nüans var. Kardeşler dediğimizde sadece hayatta olan ve bizim tanıdığımız, birlikte büyüdüğümüz kardeşlerimiz değil. Hayata gelememiş kardeşlerimiz de var. Çoğumuzun var. Bunlar da nedir? Düşükler, kürtajla alınan çocuklar. Yani biz kısaca, ya da doğup ölmüş kardeşler de olabilir, hiç görmemiş de olabiliriz. Burada önemli olan şey şu: annenin bütün hamilelikleri bizim kardeşimiz oluyor. Hamilelikleri şey değil yani, ne diyeyim, hani doğup büyümüş olması, bir nüfus kağıdı olması Doğru. falan değil mesele. Doğru. Tamam. Biz böyle olmasına rağmen biz, çoğu insan kaç kardeş olduğunu bile bilmiyor. Siz biliyor musunuz mesela? Bilmiyorum yani. Ben bile tam rakamı kendim tespit etmek zorunda kaldım. Yani Biliyorum hocam gerçekten bunu kaç kardeş olduğumuzu. Biliyorum. çok emin olmayın Yeliz Hanım. Gerçekten Emin siz mi? de emin olamazsınız. Çünkü burada şöyle bir şey var. Bazen kadınlar hamile kaldığını fark etmeden de düşük olabiliyor. Yani bir sonraki periyodu gerçekleşmeden önce hamile kalıp birkaç hafta içinde çocuk düşebiliyor ve anne hiç anlamıyor. Normal bir adet şeyi zannedebiliyor onu. Dolayısıyla bu oldukça ciddi bir konu aslında. Yani çoğu insan, annenin kendisi de dahil, çoğu ailede gerçek çocuk sayısı bilinmiyor ve bu bizim hayatımızda problem yaratıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu hayatımıza problem yaratıyor. Çünkü bizim ailemize dahil olan hiç kimseyi biz dışlayamıyoruz. Ama mesela biz normalde 7 kardeşken 4 kardeşiz diyorsak 3 kişiyi dışlamış oluyoruz. Doğru, Bilinçsizce doğru, bunu yapıyoruz. doğru, Bilinçli doğru. olduğumuzdan değil. Ama biz, birisi bize sorduğunda biz 7 kardeşken 3 kardeşiz, 4 kardeşiz dediğimizde bilinçsizce biz kötü hissediyoruz kendimizi. Yani orada
bunun psikolojik sonuçları oluşuyor. Birincisi bu. Yani annenin bütün hamileliği. Dolayısıyla sistem dediğimizde o kadar basit bir şey değil. İkincisi ebeveynlerin sadece anne babalar değil, 7 kuşak ebeveyn bizim sistemimize dahil. Doğru. Hani 7 göbek sülale falan derler ya, bizde öyle bir şey var. 7 ceddi falan. Evet hocam. Onun bir anlamı var yani. Boş bir şey değil o hakikaten. Dolayısıyla yani biz mesela anneannemizi, dedemizi falan biliyor olabiliriz ama anneannemizin anneannesinin hiç ismini bile bilmiyor olabiliriz. Çoğumuz bilmiyor. Çoğumuz nerede yaşadığını bile bilmiyor. Dolayısıyla burada da bir kopukluk oluyor. Yani onların ne yaşadığını bilmediğimiz için o kadar geçmişte onların bizi nasıl etkilediğini de pek anlamamız mümkün olmuyor. Bu Hocam, sefer ne oluyor? o zaman şöyle yapalım. Genetik fonksiyonlar diyelim mi? Yani yapısal Yok, olarak. genetik fonksiyonlar şöyle, genetik fonksiyonla sınırlı bir şey değil bu. Genetikle hiç ilgisi yok. Örneğin olaylarla ilgisi var. O olayların insan bilincinde yarattığı bir etki bu. Genle hiç ilgisi olmayabilir. Evet. Yani mesela siz anksiyete yaşıyorsunuzdur. Örneğin bunun sebebi işte ne bileyim şiddete maruz kalmış bir onu tam oturtamadım da uğraşıyorum bir yana. Yok, Şöyle bir önemli şey değil var. hocam, bilmiyorum. Bu sadece genlerin aktardığı bir şey değil. Şimdi burada en önemli ve ilginç olan kısım bu zaten ya yani, aile diziminde. Aile diziminde biz hiç tanımadığımız bir kişinin kaderinle özdeşleşebiliyoruz. Yani mesela hiç tanımadığınız bir kadın olduğunuzu düşünelim. Büyük anneannenizle hiç görmediniz, hiç tanımıyorsunuz. Siz ismini de bilmiyorsunuz. Kimse size onunla ilgili bir hikaye anlatmadı. Ama mesela o kadın diyelim işte Bulgaristan'dan göç etmiş olsun ve orada yaşıyor olsun. Biz onun göç ederken yaşadığı zorlukları, travmaları, acıları, ülkesinden kopması, evinden kopması ile ilgili pek çok yaşadığı zorlukları kendi hayatımızda bilinçsizce tekrar ediyoruz. Yani bu bize hiç aktarılmıyor, söylenmiyor. Yani böyle birisi var, sen de onun gibi ol falan denmiyor. Bu tamamen bilinç dışında gerçekleşiyor. Yani kolektif bilinçte gerçekleşiyor. Aile sistemi dediğimiz şey aslında tam olarak bu yani. Bu ne demek? Aile sisteminde dahil olan yani minimum 300 kişi falan var aile sistemimizde. 7 kuşak geriye gittiğimizde sadece 256 tane ebeveyn var. O ebeveynlerin ebeveynleri var. Geometrik olarak artıyor 7 kuşak. Ve oradaki insanların başına gelmiş olayların etkileri zincirleme olarak bizlere aktarılıyor. Tamam mı? Yani buradaki mesele geçmişte yaşanmış bir travmanın kuşaklar boyunca bizleri etkilemesi. Biraz bunu şöyle Ben benzeteyim. o anlamda çok özür dilerim. Ben o anlamda sordum. O anlamda söyledim zaten. Yani atalarımızın alışkanlıklarını biz devam ettiriyor muyuz? Gen derken hani buydu. Atalarımızdan aldıklarımız. Şöyle